Allah'a iman, iman esaslarının en başta gelenidir ve bundan dolayı insanoğlundaki din ihtiyacının içerisinde yer alan konuların en başta geleni de Allah'a imandır. Din ve ölüm gerçeği tarih boyunca bütün insanlığı meşgul etmiş bir konudur. Aslında hayata anlam katan, hayatı yaşanılır kılan ölüm duygusudur. Ölüm hakikatini kabullenen bir birey hayatını disipline eder ve hayatının bir gayesi olur. Ahiret ilk önce manasındaki evvel kelimesinin mukabili yani karşıtı ve son anlamındaki ahirin müennes şekli olup başta İslamiyet olmak üzere ilahi dinlerde dünya hayatından sonra başlayıp ebediyen devam edecek olan ölüm sonrası hayat diye adlandırılır. Dünyaya gelişinde pek aciz bir canlı olan insan, hayatının daha sonraki devrelerinde fizyolojik ve psikolojik yönden gelişip tabiatın en mükemmel varlığı haline gelir. Ondaki ruhi ve fikri gelişme devam ederek kendisinde ebediyet duygusu meydana getirir. İnsanın iyi düşünmeden ilk bakışta yok oluş gibi telakki ettiği ölümden korkması veya ahirete inanmayanlarda olan hazırlıklı olmayanların ölümden ürkmesi de bu ebediyet duygusuna bağlanabilir. O halde daha mükemmel ve ölümsüz bir alem olan ahiretin varlığını benimsemek, insanın tabii yaratılışında bulunan bir özelliktir. Ancak dünya hayatının cazibesi, kişinin fıtratındaki ölümsüzlük duygusunu unutturup, tabiatındaki seyri değiştirebilir. İnsanın yaratılışına, kabiliyetlerine dikkat eden, onun ebedi bir alem için yaratıldığını anlayacaktır. Nasıl ki çok büyük bir balık, mesela balina, küçük bir havuzda çırpınır bir vaziyette olursa, onu o şekilde gören bir insan, o balığın o havuza ait olmadığını, büyük denizlere, okyanuslara ait olduğunu hemen anlarsa, işte insanoğlunun fıtratı, istidatları ebediyet için yaratıldığına delildir. Çünkü burada onların çoğuna ihtiyaç yoktur. Hatta pek çok istidat ve kabiliyet, hissiyat ve latifeler, duygular yaratıldıkları gayeye yöneltilmedikleri takdirde çok defa insanın dünyasını karartmakta, başına bela olmaktadır. Mesela insanın geçmiş lezzetlerini düşünmesi, geleceğinden endişe etmesi, dünyaya karşı aşırı hırs ve bağlılığı, buna karşılık tatmin olmaması onun dünyasını karartmakta, hayatının tadını kaçırmaktadır. Demek ki bu duygular ve latifeler insana dünya hayatında ahireti kazanmak için verilmiştir. Her insanın en büyük arzusu ebedi yaşama arzusudur. İnsan ölümden sonraki alemde ebedi yaşamayı arzuladığı gibi bu dünyada da eserleriyle ve hatıralarıyla ebedi olarak yaşamayı ve sevenleri tarafından unutulmamayı arzulamaktadır. Bunun yanında ebedi hayatı bulamayan ve ahirete de inanmayan kimseler, bir hakikate dayanmayan çeşitli hayaller ve evhamlarla bazı şeylere beka süsü vererek kendilerini avutmaya çalışırlar. Nitekim krallar, büyük insanlar, hatta pek çok insan isimlerinin kitaplarda ya da büyük yapılarda ebedileşmesini isterler. Ahirete öldükten sonra dirilip dünyada işlenen amellerden hesaba çekileceğine, cennet ve cehenneme inanmanın bu dünya hayatında pek çok tezahürleri, fayda ve neticeleri vardır.
Dünya ile ahiret birbirine bağlıdır. Dünya ahiretin tarlası ve ahiret için olduğu gibi ahiret de dünya için, bu dünyanın nizam ve düzeni içindir. İnsan ahiretini dünyada kazandığı gibi dünyasını da ahirete olan imanı sayesinde ve ölçüsünde düzeltir ve mamur eder. Ahirete imanın bu dünya hayatına pratik yansımaları diyebileceğimiz birkaç madde sıralamak istiyorum. İlk olarak insanın fıtratına uyumunu sağlar ahirete iman. İnsanın yaratılışı ebediyeti ister ve ebed için yaratıldığına işaretler var demiştik. Çünkü insandaki bir takım manevi duyguların sadece bu dünyadaki geçici şeylerle doyulması mümkün değildir. Bu duyguların tam tatminiyle mutmain olur ki bu da ahirette ebediyet ile mümkündür. Sokrat'a atfen şöyle bir söz söylenir mutluluğun tarifi için. İnsanın kendi kendisiyle uyum halinde olmasıdır denir mutluluk. İnsanın kendi kendiyle uyum içinde olabilmesi için ölümden sonraki hayata da inanması gerekir. Çünkü insan fıtraten yokluktan hoşlanmaz ve ebedi olarak var olmak ister. Ölümle yok olmak insanın en büyük korkusudur. Tolstoy'un dediği gibi eğer Allah ve ebedi hayat olmasa insanlar kainatı ve kendi doğum günlerini lanetle yad etmeye mecbur kalırlar. Ölüm korkusu nasıl insanın en temel korkusu ise ölümsüzlük ya da ebediyet arzusu da en temel isteği arzusudur. İnsanda gerçek bir ebedi yaşama arzusu, sonsuz hayat sürme isteği vardır. Bir olgu olarak ölümün evrenselliği ne kadar gerçekse, bir duygu ve arzu olarak ölümsüzlük isteği de o ölçüde evrensel bir psikolojik gerçektir. Ölümlü varlık yapısına rağmen insan sonsuza kadar kesintisiz yaşama, hiç yok olmama duygu ve arzusuna sahiptir. İnsanı daima korkutup ürküden, endişelendirip rahatsız eden şey hayatın sürüp gideceğine inanmak değil, onun bir yerde son bulacağını hissedip düşünmektir. Bu yüzden insan nefsi yok olmaktan korkmuş, bunun yerine ebediyen yaşama arzusuyla yanıp tutuşmuştur. Ahiret inancı olan yaşlı kişiler yok olmanın korkunç ve hayatın tadını kaçırıcı sıkıntısından kurtularak varlıklarının ve insani değerlerinin devamlılığını güvence altına almış olmaktadırlar. Böylece ölümden sonra da devam eden sonsuz bir hayat fikri ve inancı her şeyden önce bireyin şahsi kimliğinin asla yok olmayacağını, tam bir insana yakışır şekilde arzuladığı sonsuzluğa ulaşacağı müjdesini vermektedir. İkinci olarak da ahirete iman insana yaşama ümidi verir ve hayatı kolaylaştırır. Bunu da sürem yettiğince kısaca özetleyeyim. Ahiret inancının insana sağladığı faydalardan biri de ümitleri yenilemeye, elemleri hafifletmeye, karşılaşılan zorlukları yenmeye en büyük yardımcı oluşudur. Çünkü bu iman insanı karşılaştığı her türlü musibetlere tahammül etmeye, engelleri aşmaya ve başına gelen felaketler karşısında ümitsizliğe düşmemeye çağırır. Bu imanı kişiye başa gelen musibet Allah'tan olduğunu ve yaşadığı sıkıntıların ahirette kat be kat karşılık bulacağını telkin eder. Bu nedenle de dünya sıkıntılarından dolayı ümitsizliğe düşmemize engel olur.
Hayat insanı birçok acıyla, sıkıntıyla, dert ve ızdırapla, hayal kırıklığıyla karşı karşıya bırakır. Hayatın yüküne katlanabilmek kolay değildir. Bunun için hafifletici ya da direncimizi güçlendirici araçlara ihtiyaç duyarız. Bediüzzaman Hazretleri bunu Risale-i Nur'da noktayı istinat ve noktayı istimdat diye kalbin, ruhun, vicdanın dayanağının olması gerektiği şeklinde izah eder. Ahirete inanan insanın ümidi ve yaşama sevinci her zaman yenilenir. Her türlü musibetin, dert ve acının, mahrumiyetin geçici olduğu, ayrıca bunların anlamdan yoksun olmayıp ilahi planın birer parçası olduğu, sabır ve rıza ile bunlara katlanıldığı takdirde ahirette bunların karşılığının verileceğinin kabul edilmesi insanı rahatlatır ve olaylarla başa çıkma gücünü arttırır. Evet, ben devam edeyim ahirete imanın sosyal etkilerine. Ahirete imanı olan kişide ölüm korkusunun getirdiği tedirginlik azdır. Çünkü o, insanın bu dünyaya geçici zevkler peşinde koşarak ebedi hayat hazırlığını unutmak için değil, ebedi saadeti kazanmak için geldiğini bilmektedir. Geçici olan dünyevi emellerin yanında ebedi olan ruhani arzuları yerine getirmeye de çalışmaktadır. Bu ise hayra ve fazilete giden bir yoldur. Ebedi hayat inancına sahip olmayan bir kimse, her gün hayat takviminden bir yaprağı kopardığı zaman ölüme, unutulmaya, toprak olup mahvolmaya gidiyorum düşüncesi kalbine bir ok gibi saplanır ve onu tarifi mümkün olmayan bir ızdıraba sokar. Aynı zamanda bu korku onun zevkle çalışıp faydalı olmasına da mani olur. Ölümü büyük bir korku ile bekler. Bu sebeple o hep kendini ve akıbetini unutmak ister. Akıbetini unutturacak meşgaleler arar. Halbuki ahiret dediğimiz ebedi hayata, iyi amelleri sayesinde oradaki ebedi saadete kavuşacağına inanan bir kimse, bu inancın verdiği manevi enerji ile hayata atılır. Ve ölümü korkarak değil, ebedi saadete ve sevgiliye kavuşturucu bir müjdeci olarak karşılar. Dünyada tüm insanların müşahedesine açık en önemli iki olay doğum ve ölümdür. Ölüm kaçınılmaz bir şey olduğuna göre ona verilecek anlamın kişinin bireysel ve toplumsal hayatında çok önemli yönlendirici etkiler meydana getireceği kolaylıkla ifade edilebilir. Bu vereceği anlam da o insanın ölüme bakış açısına göre değişir. Eğer ölümü ahiret alemine bir geçiş, bir terhis şeklinde görürse elbette korkusu olmayacaktır. Bu da ahirete imanın kişide tezahürüne bağlıdır. Ölüm genel olarak insanlarda korku ve kaygı uyandıran bir etkiye sahiptir. Ölüm korkusu hemen hemen her insanda varlığını hissettirmesi, şiddet ve tesirinin kuvveti bakımından diğer bütün korkulardan ayrılır. Yaşadığımız bütün korkuların temelinde sadece ölüm korkusu olduğu, ölüm korkusunun diğer bütün korkuların anası olduğuna dair görüşler vardır. Bu korku uyandırıcı ve ürkütücü tabiatı dolayısıyla ölüm gerçeğiyle karşılaşmak ve onu kabullenmek çoğu insan için oldukça zor bir durumdur. Bu yüzden ölümü hiç düşünmemek, yokmuş gibi yaşamak ya da ölüm sonrasını bir hiçlik olarak varsayıp hayatın zevkini çıkarmak düşüncesiyle hareket eden kimi insanların ölüm gerçeğini reddedici bir tutum geliştirdikleri görülmektedir. Refah ve mutluluğun hakim olduğu çağdaş dünyada ölümü hatırlatan ve hatırlatabilecek olan her şeyden uzak kalma çağdaş bir davranış biçimi halini almıştır. Adeta ölümü gizlemek, farkında olmamak,
aşırı meşguliyetlere girerek unutmak, hatta kendisinden bahsedilmesinin yasak olduğu bir tabuya dönüşmüştür. Ama böyle bir tutum içine girme, ölümden kaçarken ölüme karşı ölü taklidi yapmaktır. Bu da bir çözüm gibi görünse de aslında insanın içinde daima kendisini kemiren bir yılan gibi olur ve o kişiyi kemirir, endişelendirir. Araştırmalarda bir dini uyuma sahip olanların ve samimi dindarların ölümü daha kolay kabul ettiklerini göstermektedir. Dindarlığın bir tezahürü olan ahirete iman ile ölümün bir yok oluş, korkulması, kaçırılması gereken bir şey olarak değil de hazırlığını bu dünyada yaptıktan sonra ebedi, saadetli bir aleme geçiş şeklinde görür. Bu durumda dindarlık düzeyi ölüm kaygısını, ölüm kaygısı da dindarlık düzeyini etkilemektedir. Fakat sonuçta Allah inancı ve beraberinde ahiret inancı ölüm korku ve kaygısını azaltıcı, ölümle ilgili umutları arttırarak kişiyi rahatlatıcı bir işlev görmektedir. Dindeki ahiret inancı bir yandan uhrevi sorumluluk şuuruyla insanın ahlaki gelişmesine katkıda bulunurken öte yandan ölüm korkusunun insan psikolojisi üzerindeki tahrip edici etkisini önler. Böylece dünya ve ahireti beraber götürme melekesi kazandırır. Ahirete öldükten sonra tekrar dirilip dünyadaki amellerden hesaba çekileceğine, cennet ve cehenneme inanmanın bu dünya hayatında pek çok faydalarından biri de insanın hayatında geçirdiği dönemleri anlamlı kılmasıdır. Yani ahirete iman, insan hayatının her safhasında, çocukluk, gençlik ve ihtiyarlık devrelerinde aile, cemiyet, millet ve devlet hayatında kendini hissettirir. Şöyle şunu bir örnekle misallendirirsek, mesela kardeşi vefat etmiş küçük bir çocuğa kardeşin cennete gitti, cennetin bir kuşu olduğu demek o çocuk için ne kadar teselli verici bir inanıştır. Gençleri gençlik hevesatından, taşkın davranışlarından kurtarmanın, ellemenin yolu ve en tesirli yöntemi de ahirete iman ve cehennem korkusudur. Ölüme yaklaşmış, bir ayağı çukurda olan ihtiyarları hayata bağlayan, onları sıkıntılardan uzaklaştıran veya en aza indiren tek teselli kaynağı kabrin ötesidir. Kendilerini bekleyen ebedi gençlik ve saadete olan imanlarıdır. Hastaları, sakatları, durumda kalmış, zulme maruz kalmış insanları gerçek manada teselli edecek tek şey de ahirette görecekleri ecir ve mükafata olan imanlarıdır. İnsanı iyilikler yapmaya, cömertliğe, yardımlaşmaya teşvik eden, kötü huy ve davranışlardan uzaklaştıran en önemli amil ahirete imandır. İnsanın hayatına her yönüyle ufuk açan, geçmiş ve gelecekle bağını sağlayan, hayatına hayat katan şey ahirete imandır.